Devam edelim. İç donanım birimlerinden işlemcilerdeydik. İşlemcileri tiplerine göre ayırmıştık. İşte soket tiplerine göre ayırdık. Bir de çekirdek sayısına göre ayırdık. Soketlere bir dönüş yapmak istiyorum. Bakın AMD işlemciler var, Intel işlemciler var. Çok popüler olanlar. Farklı tipte de vardır tabii ama şu anda daha çok popüler olan, bilinirliği yüksek olan iki marka var. AMD ve Intel. Bakın bu AMD firmasının AM4 Ryzen serisinin soketi, işlemci buraya oturtuluyor. Yani anakartın üzerindeki soket bu. Yani pinler işlemcinin üzerinde. Mesela başka bir tipte bir şey aramıştım. Ona dönelim. Mesela günümüzde popüler olan işlemciler soket 1200 işlemcisine bakalım şuradan. Soket 1200, o da Intel serisinin, bakın soket 1200 LGA olarak geçiyormuş. Şöyle göz atalım. Görüyor musunuz? İşlemcinin altında minik minik böyle ayaklar var. Burada da ayak yok sanki. Şöyle şuraya oturtuluyor bakın. Şuraya. Şöyle Wikipedia'ya bakalım. Bunun Türkçesi var mı? Türkçesi yokmuş. Yok. 5 dil daha var diyor. Evet, Türkçesini göremedim. Peki. Dönelim modülümüze. Geldik işlemci soğutmasına. İşlemci saniyede milyarlarca işlem yapan bir cihazdır. Ve içinde çok sayıda transistör, çok sayıda devre elemanı vardır. Dolayısıyla çok ısınır. Isındığı için de bunu soğutma ihtiyacı duyuyoruz. Soğutma ihtiyacını da farklı şekillerde çözebiliriz. Hava ile soğutma, sıvı ile soğutma ve borular ile, bakın kalorifer borusu gibi böyle dolaşıyor üzerinde. Bunlarla soğutma yapılabilir. Soğutma işlemi doğrudan işlemci üzerine yapılır. İşlemci üzerine yerleştirecek olan soğutma sistemiyle işlemci arasında ısı alışverişini arttıracak silikon bir malzemeye ihtiyaç duyulur. İşlemci ile fan arasındaki ısı alışverişini arttırmak için termal macun kullanılır. Termal macun da bir ara bağlantı gibi düşünülmelidir. İkisi arasında, iki parça arasında termal macun sürerseniz eğer transfer daha hızlı olacaktır. Yani ısınan işlemcinin sıcaklığı daha çok fana iletilecektir. Ya da tam tersini düşünün. Fanın serinliği işlemciye daha çok oranda transfer edilecektir. Hava ile soğutma günümüzde en yaygın kullanılan soğutma tekniğidir. Bu tekniği kullanmak hem basittir hem ucuzdur. Yapısı şöyledir. Bakın şuradan anakarttan elektriği çekiyor. Üzerinde bir fan var. Alüminyum. Şurada şeyler var. Parçalar var. Metal parçalar var. Bunlarla da işte altındaki aldığı ısıyı yukarıdan soğutarak ya da yukarıdan aldığı sıcak şeyi, soğuk havayı şu metallerle işlemciye iletmeye çalışıyor. Sıvı ile soğutma daha fazla soğutma ihtiyacı duyması yeni soğutma sistemlerin gelişmesini sağlamıştır. Bu soğutma tekniği işlemci üzerindeki sıvıyı arttırmaktadır. Arttırılmaktadır. Isınan sıvının ısısı radyatör ve yine fan düzeni yardımıyla azaltılmaktadır. Hava ile soğutma sistemine göre daha pahalı olmasına karşılık sıvı ile soğutma sistemi daha etkilidir. İkisini mukayese ettiğimizde bu daha maliyetlidir. Bir o oranda da daha pahalıdır. Ve tabii ki fan sistemi yerine, hava ile dönen bir fan yerine sıvı ile yaptığı için de daha az ses ile, yani sessiz çalışır diyesek daha doğru olur.
Geldik ısıl borulu soğutmaya. Isıl borulu soğutma tekniğinin işlemcinin ısısının soğutucu aracılığı içerisinde özel bir sıvı olan ısı borularına aktarılır. Bu özel sıvı çok çabuk buharlaşabilen ve yoğunlaşabilen bir sıvıdır. İşlemci üzerindeki ısı soğutucu bloğun içerisinde bulunan borulardaki sıvıyı buharlaştırır. Buharlaşarak ısıyı düşürüyor diyelim kısaca. Bu özel sıvının sirkülasyonu yani dolaşımı sayesinde işlemci ısısı düşürülmüş olur. Bu da bir çözümdür. Ama şu daha pahalı bir çözüm gibi görünüyor. Sıvı ile soğutma. Geldik işlemcinin montajına. İşlemcinin montajı olsun, ekran kartının montajı olsun, anakartın montajı olsun aslında başlangıç noktası aynı. Statik elektriği boşaltma yöntemlerinden bir tanesini kullanacaksınız. Yani ya antistatik bileklik, antistatik eldiven ya da antistatik torbasıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra işte işlemcinin mandalı anakart üzerinde kaldırılır. İşlemci sıkıştırma kapağı açılır. Bunlar tabii ki birebir uygulanacak şeyler değil. Ama genel olarak bu adımlar uygulanabilir. İşte anakartın üzerindeki soketi ayarlıyorsunuz, işlemci yerine oturtuyorsunuz. Daha sonra fanı takıyorsunuz. Fanın soketlerini takıyorsunuz. Ve elektriği bağladıktan sonra işlemciyi çalıştırıyorsunuz. Bilgisayarınızı çalıştırıyorsunuz. Bir sorun varsa zaten oradan işlemcinin sıcaklığı yükselecektir ve kendi kendini kapatacaktır. Ya da işte sinyal verecektir. Ama bir sorun yoksa bilgisayara sağlıklı şekilde açılacaktır. Bakın termal macun sürmeyi unutmayın diyor. Geldik aşağı. İşlemciler LGA, PGA soket olmak üzere ikiye ayrılır. Sizin bilgisayarınız muhtemelen LGA'dır. PGA da olabilir. Bilgisayarınıza göre bakarsınız. İşlemcinin sahip olduğu bağlantı nokta sayısı işlemcinin soket modelini belirler. Kullandığınız işlemcinin soketi nedir? Mesela 1200 mü bakmıştım ben az önce? Soket 1200 bakmıştım değil mi? Bu mesela i5 işlemcide soket 1200 kullanılıyormuş. Mesela aradan biriniz söylesin. Bilgisayarınızın soket sayısını, pin sayısını bilen var mı? Mesela Halil. Bilgisayarın var mı Halil? Halil duyuyor musun beni? Var hocam. Var hocam bilgisayar. İşlemci modelini biliyor musun? i7 hocam galiba. i7 Intel diyelim. Hangisi? 9700 mü? 7700 mü? Diyelim ki 7700 9700 hocam galiba. olsun. Hangisi? Kaç? 7700 hocam galiba. 7700 mü? Kaç gigahertz olduğunu hatırlıyor musun? Soket 1151 kullanıyormuş seninki. Soket 1151. Boşluk dedik. LGA imiş bu zaten. LGA. Yani senin anakartına bakın burada işlemciyi buraya takacaksınız. İşlemcinin takıldığı slotla bakın şurada gösteriyor. Bakın bu işlemcinin üzerinde pinler yok. Pinler burada. Bunun üzerinde taktınız mı? İletişime geçiyorlar. Bakın işlemci ve soketi bir arada gösteriliyor. Peki geçelim bir diğer konuya. Gigahertz olarak mesela Halil'in bilgisayarına bakacak olursak 7700 müydü? ...7700 kaç gigahertzmiş? 4,2 GHz. Evet. 4,5 GHz olanı var. 4,5 var. Şurada 4,2 GHz.
gördüğünüz gibi yazıyor. Yani işlemcinin serisinden, modelinden pin sayısını ve gigahertz'ini, yani çalışma performansındaki gigahertz'ini bulabilirsiniz. Dual core mu yoksa quad core mu, yani 4 çekirdek mi, 2 çekirdek mi işlemciniz? Ona da bir bakalım. Sekiz çekirdek olması lazım. Sekiz farklı işlem yapabilir diyor. Bakın. i7-7700. i7-hexa. Core diye yazalım. Şöyle arayalım. Özelliklerine bakalım aşağıda. Görüyor musunuz? Bakın 8 yazıyor. 8 çekirdek. Yani şu an alacağınız bir bilgisayarın işlemcisi i7 alırsanız 8 çekirdekli oluyor. Modülde 2 diyor, 4 diyor ama 8'e çıkmış. Hatta az önce bir önceki derste baktık. 10 var, 16 var. 64 çekirdeğe kadar çıkanlar var. Onlar da anakartı, sunucu anakartı olanlar için uygun. İşlemciler yürüttükleri işlemler sırasında ısınır ve performansını sürdürmesi için soğutması gerekmektedir. Soğutma tipleri hava ile soğutma, sıvı ile soğutma, ısıl borulu soğutma olmak üzere 3 tanedir. Sizlerin mesela soğutma tipleri genelde fandır ama hava ile soğutmadır. Eğer oyun bilgisayarınız varsa ya da işte daha böyle performansı yüksek, çok hız ısınan bir bilgisayarınız varsa o zaman da muhtemelen sıvı ile soğutmalı bir sisteminiz vardır. Var mı sıvı ile soğutmalı sistem bilgisayar olan aranızda? Yağız, duyuyor musun beni Yağız? Yağız burada mı? Efendim hocam. Senin bilgisayarın hava soğutmalı mı, sıvı soğutmalı mı, ısıl borulu soğutmalı mı? Hava. Havalı, fanlı yani. Evet. Pekala. Geçelim bunları da. Şunları da geçelim. Geldik belleklere. Burada bırakalım sevgili gençler. Bu modül bayağı kapsamlı, bellekler var. Belleklere geçtikten sonra ekran kartları var galiba. İşte donanım kartları var, ses kartları var. Sonrasında disk sürücüleri var. Sonrasında kablolar var, harici diskler var. Sabit sürücüler var yani. Bunları da hızlı geçeriz. Kasa galiba bu da. Evet. Sonra değerlendirme soruları. Sonra da ver elini dış birimler. Dış donanım birimleri. Harici takılan kartlar. İşte klavyedir, mouse'dur. Bunlar kasanın içinde olmayan ekrandır. Dış donanımlar yani. Bunları işledikten sonra sıradaki modülümüz ne olacakmış, ona da bakalım. Bayağı kapsamlı bir modülmüş. Bunu da geçelim. Sonrasında işletim sistemleri gelecek. Yani işte Windows'un ayarları, Windows nasıl kurulur, bunlardan bahsedeceğiz. Pekala sevgili gençler. Bugün işlemcileri anlattım ben size. Sorusu olan var mı? İşlemciler ile ilgili olabilir, başka bir konuda olabilir. Yok hocam. Peki yakın zamanda bilgisayar alan var mı aranızda? Mesela geçen ay bilgisayar alan oldu mu? Evet hocam. Kim aldı? Ceren. Ceren. Ceren işlemci olarak ne seçtin?
Hiç bilmiyorum hocam ben. Nasıl bilmiyorsun, olur mu? Öğrenmen lazım. Sormadım. Sormadın ama sen şu an bunları bilmelisin. Zaten dersimizin konusu da bu. Orada bir çalışma bölümü vardı bakın. Kendi bilgisayarınızdaki parçaları tanıyın gibi bir bölüm vardı. İşlemci hangi tiptir, kaç pini vardı, soket mi aldın, slot mu aldın? Bunları bilmeniz lazım. En azından kendi bilgisayarınızı bir inceleyin. Sahip olduğunuz bilgisayar hakkında bilginiz olsun. Mesela bilgisayarın kaç RAM var? Ceren? Onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorsun. Peki hemen nasıl öğreneceğini göstereyim ben sana. Bilgisayarım simgesi üzerinde sağ tuş yapıyorsun. Özellikler. Pardon. Şöyle yapalım. Masaüstü bu bilgisayar sağ tuş. Şuraya geldim. Burada yazıyor. Yani bilgisayarın üzerinde sağ tuş. Mesela benim bilgisayarım i5 2.6 GHz 12 GB belleği varmış. 64 bitte işlemcisi varmış. 32 GB belleği olan var mı aranızda? Yok galiba. 16 GB belleği olan var mı? Benim hocam. Kim? Galiba. Benimki de hocam. 16. Evet hocam. Peki. Evet hocam. Demek ki yeni almışsınız bilgisayarlarınızı siz de. Son bir sene içinde almışsınız. Hocam 10, aslında 10, oldu ya. 10 değil. 8 GB. Nereden bakmışsınız hocam? Bilgisayarım üzerinde sağ tuş yap. Şurada. Özellikler. 8 GB olanlar kimler? Ben hocam. Peki. 4 GB olanlar? Ben. 4 GB. 2 GB olan? İki gigabayt yok galiba. Peki. Sorusu olan yoksa oturumu sonlandıracağım. Peki çocuklar, görüşmek üzere. Bir sonraki derste görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.